Bu önemli bir konu. Biz burada sanırım geçen sene de böyle bir sıkıntıyla yaşamış, bir sıkıntıyla karşılaşmış kulübümüz. Dolayısıyla bu sene de böyle bir puan silme cezası olmuş ama daha netleşmedi. Hakime başvuracağız. Galiba duyduğum kadarıyla. Oradan gelecek cevabı bekliyoruz. Burada şu haklıdır bu haksızdan ziyade benim için önemli olan sezon başında kendimize koymuş olduğumuz bir puan hedefi vardı. Onun içerisinde mutlaka kayıplar da olacaktı. Onlar da o kayıplardan biri sayacağız. Önemli değil. 12'ye kadar yolu var yani. Kendimiz, inşallah bizim hedefimiz 60 üzeri bir puanla ligi tamamlamak. Ama umarım ki bu puan da silinmez. Silinirse de yani çok da önemli değil. Benim oyuncularım çıkar. Gerekeni yaparlar. O kaybı telafi ederler. Yani sezon başı itibariyle benim hedefimde 18-22 maç arası bir galibiyet şeyi var. Altı maç kaybetme şansımız vardı. Dediğim gibi 12 puan 4'üne denk geliyor. Yani burada biz federasyon haklıdır, kulüp haksızdır konuşmuyoruz. Çünkü kurumlar ve kişiler üzerinden konuşmuyoruz. Sadece ben şunu söyleyeyim. A 4 maç mağlup olmuşsun, sağ 12 puanını silinmiş, veyahut da 3 puanını silinmiş, A 5 puanını silinmiş, 12'ye kadar yolu var. Kendiniz yani benim için sorun yok, oyuncularım için de sorun yok. Çok daha iyi konsantre olup gerekeni yapacağız sağ olun. Samsun Spor Teknik Direktörü Ümit Özat haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özat, Şanlıurfa Spor maçının çok zor geçeceğini vurguladı. Aslında Şanlıurfa'nın Göztepe'yi yenerek gelmesini isterdim yani, galibiyetle gelmesini isterdim. Dördüncü maçtan çıkacaklar ve galip gelmek için her şeylerini ortaya koyacaklar. Özellikle ön tarafları iyi oyunculardan kurulu bir takım. Puantajdaki durumuna bakıp kimse farklı değerlendirmesin. Adana Demir'den karşıya kadar aşağı bir takım olmadığını zaten burada oynadığımız oyunda göreceksiniz. O oynadığımız maçta göreceksiniz. Ama biz de seyircimizin önünde ilk galibiyetimiz olmak istiyoruz. Dolayısıyla bizim maçımızdan da önem taşıyor. En azından koyduğumuz hedefler doğrultusunda, her maç 2 puan hedefi doğrultusunda bu maçtan alacağımız 3 puan tam her maç 2 puana denk getirecek hala bir seçimdir. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sağ avantajımızı, özellikle seyirci avantajımızı iyi kullanıp inşallah sağda umduğumuz şekilde 3 puanla ayrılan taraf olacağız. Kadroda rotasyona gidip gitmeyeceği hakkındaki sorulan soru üzerine Ümit Özat şunları söyledi. Kadroda artık yavaş yavaş kadronun 7-8 oyuncusunu artık herkes sayabiliyor sanırım yani baktığın zaman. Ama onun dışında mutlaka belki bir ya da belki iki oyuncu ile ilgili maçtan önce karar verme durumumuz olabilir. Onlar da yardımcı onunla beraber oturacağız, değerlendiriyoruz. Sonra göre bir karar veriyoruz. Dolayısıyla her takımın bir omurgası vardır. Bir takımın 7-8 kişilik bir iskelet kadrosu vardır. Diğerleri girip çıkar. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz ki hem oynayan, oynamayan oyuncuların oyunda kalma dakikalarını yükseltmek hem de maç eksiklerini atlatmak adına hem de takımın ilk 11'in birer parçası yani her an bu takımda oynayabilecek oyuncu olduklarını onları hatırlamak istiyoruz. Bu anlamda tabii ki rotasyon olabilir.